Selam, ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı, yani sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Umarım beğeneceğiniz ve istifade edeceğiniz bir program olacaktır. Lütfen kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Bu beğenileriniz, yorumlarınız bize yol gösterecek ve elbette kanalımızın büyümesini sağlayacak. Teşekkür ediyorum. Buyurun başlayalım. Bugünkü videomuzu geçen gün olan bir olaydan esinlenerek yapmaya karar verdim. Arkadaşlarımdan biri bağa gider ve bağ dönüşü arabası herhangi bir arızadan dolayı çalışmaz. Çeki halatı lazım olur, ip lazım olur yani çekmek için. Kısa bir mesafe çekecekler. Fakat ip ve çeki halatı bulamazlar. Orada bayağı bir rezillik çekerler. Onlar bu anılarını bana anlatınca benim aklıma geldi. Ben de dedim ki, ya keşke dedim beni arasaydınız, ben size hemen kısa bir formül verirdim. O da abi nasıl olur dediler. Ben dedim ki pet şişeden, bildiğimiz su, pet, kola şişeleri var ya, onlardan size ip yapmayı öğretirdim. Siz de onunla en azından bir kısa mesafede sizi idare edecek kadar ip yapar, halat yapar, kendinizi o kadar eziyetin altına sokmazdınız dedim. Onlar nasıl olacak abi dediler. İşte bu videoda şimdi size onu göstereceğim. Lazım olan malzemeleri tanıtarak başlıyorum. Siz bu filmin yapılışını gördükten sonra lazım olan malzemeleri kendinize göre yeniden organize edebilirsiniz. Bir bıçak olabilir ya da bir maket bıçağı olabilir. Maket bıçağın bu keskin tarafını alacağız. 5-6 tane pul olabilir. En az 2 tane de vida. Ve bir de pet şişe. Bunlar olduktan sonra işimiz kolaylaşmış oluyor. Buyurun yapımına geçelim. Başlangıçta ağaç parçasının üzerine pulları 1,5-2 santim arayla üst üste koyuyoruz. Pullar farklı ebatlarda. Fark etmiyor. Bu şekilde koyuyoruz. Şimdi bu şekilde vidalarla sıkacağız. İyice sıkmadan evvel bıçağı buraya koyup bir yükselti edeceğiz. Ya da maket bıçağını koyup yükselti elde edeceğiz. Bu altta kalan mesafeyi siz bu yükseltilerle gönlünüze göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi maket bıçağını söküyorum. Ağzı bu tarafa gelecek şekilde en üste yerleştiriyorum. Ve bu şekilde sıkıyorum. Evet. Şimdi oldu. Şu aradaki mesafeyi siz şu yükseltilerle oynayarak ayarlayabilirsiniz. Burayı biraz daha yükselttiğiniz zaman daha kalın bir ip elde etmiş olursunuz. Bir de elde imkan varsa tam şuraya şu şekilde bir çubuk çakarsanız, metal çubuk veya bir çivi uzun, çok daha iyi olur. Ama yoksa bu şekilde de işinizi görür. Şimdi yapmamız gereken pet şişeyi şu arka kalın tarafından kurtarmak. Demin bahsettiğim gibi şuraya yüksek bir çubuk takarsanız şunu şöyle içine koyunuz. İşimiz daha kolay olur. Ama buraya koyacağımız bir çivi ya da çubuk yoksa da önemli değil. Bu şekilde getirdiğimiz pet şişeyi şimdi şuraya getirerek buradan bir kese elde ediyoruz. Pet şişenin dibinden bıçakla arasından bu şekilde bir parça alıyoruz ve yavaş yavaş çekiyoruz.
Yavaşça çeker misin? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş bu şekilde böyle halat yapıyoruz. Bu kalınlıkları bıçağın yükseltisini ayarlayarak daraltıp yükseltebilirsiniz. Eğer araç çekecekseniz tabii bu kalınlık yetmez. Bıçağın yükseltisini biraz daha yukarı alırsınız. Daha kalın yaparsınız. 13 metre bir petten bu ölçüde ip çıkıyor. Siz bunu kalınlaştırırsanız, iki katına çıkartırsanız 7 metre çıkacaktır. İki tane pet şişesiyle de rahatlıkla arabanızı çekecek pet elde edeceksiniz, ip elde edeceksiniz. Bizim size göstermek istediğim şey fikir vermekti. Mühendislik bir yeteneğimizi ortaya koymak değildi. Siz bu fikri çok daha güzelleştirebileceğinize ben inanıyorum. Çok daha fazla geliştirebilirsiniz. Ama başta da söylediğim gibi benim amacım sadece fikir vermekti. Benden bu kadar. Fikirleri geliştirmek, bu yapılacak şekli daha da ileri götürmek sizden. Bu tip bir şey arabanızda bulunursa veya bulunduğunuz yerde bunu hemen yaparsanız işiniz görülecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.